Merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya. Bugün kronik prostatit ve kuvarcitin kullanımından bahsedeceğim. Kronik prostatit doğası gereği tam sebebi belli olmayan ürologlar tarafından tamamen anlaşılmış bir hastalık değil. O yüzden genellikle tedaviler, kombine uygulamalar yapılıyor. Yani birçok tedaviyi aynı anda hastaya yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Ozon tedavisi, prostat masajı, şok dalgası tedavisi, nöral terapi gibi birçok tedaviyi aynı anda, işte antibiyotiklerle beraber aynı anda birçok tedavi kombine uyguluyoruz. Hasta hangisinden fayda görürse, nedeni tam bilinmiyor. Yani enfeksiyon kaynaklı olabiliyor. Hasta üşüttüğü için de başlayabiliyor. Hastanın hiçbir cinsel ilişki hikayesi olmayabiliyor. Ama hastalar çok muzdarip oluyor. Yaşam kalitesi çok düşüyor. Kimi hastada çok ağrı ön planda oluyor. Kimi hastada sertleşme, kimi hastada da işeme şikayetleri eşlik edebiliyor. Kuvarcetin de kronik prostatit için tercih edilen, kullanılan fitoterapötiklerden birisi. Kuvarcetin polifenol, yani bitkilerde olan bir madde. Daha çok soğanda, yeşil çayda ve kırmızı şarapta olabiliyor. Kuvarcetin antioksidan, anti-inflamatuar ve antibakteriyel. Yani serbest oksijen radikallerini süpürüyor. Ortamdaki yangı, bu inflamasyonu engelliyor. Zaten kronik prostatitte en önemli ayrıntı prostattaki bu yangı hücrelerinin çoğalması ve hem kendisinde hem de çevresindeki organ ve dokularda sıkıntı yaratması, ağrı yaratması. Bunu azaltabiliyor. Aynı zamanda antibakteriyel özellikleri var. Kuvarcetinle ilgili yapılmış birçok çalışma var. Kalp sağlığına iyi geldiğini, prostat kanserini azaltma ihtimali olduğunu, bağırsaklardaki polipleri azaltma ihtimali olabileceğini gösteren yayınlar var. Aynı zamanda kuvarcetinle ilgili özellikle çift kör, randomize, plasebo kontrollü kuvarcetin çalışması var. Bu da neden önemli? Çünkü doktor ne verdiğini bilmiyor, hasta ne aldığını bilmiyor. Kimi hasta, hani doktor verirken bu plasebo mu, kuvarcete mi bilmiyor. Yani o yüzden müdahale edilebilecek bir çalışma değil. Yayında geçen şu, hastalar 4 haftalık tedavi sonrasında günlük 1 gram, 500 mg, 500 mg kuvarcetin kullanımı sonrasında hastaların %62'sinde şikayetlerde ciddi derecede azalma tespit edilmiş. 6 aylık kullanımda da %82'sinde hastaların şikayetlerinde azalma tespit edilmiş. Peki yan etkisi var mı kuvarcetinin? Kuvarcetin boş mideyle alındığı zaman bulantı yapabiliyor. C vitaminiyle beraber kullanılması önerilmiyor özellikle kronik prostatit hastalarında. Çoğu hastada eminimi zayıf olabiliyor arkadaşlar. Eminim hastadan hastaya değişiyor. Eminimi arttırmak için mide enzimleriyle beraber bromeloid ya da papain gibi enzimlerle beraber tüketilmesi öneriliyor. Kinolon grubu, yani tavanik ve sipro tarzı antibiyotiklerle beraber kullanılmaması öneriliyor. Çünkü antibiyotiğin etkinliğini azaltıyor ve kuvarcetin. Onun dışında senolitik bir madde. Senolitik ne demek? Yani yaşlanmış hücreleri vücuttan atılmasını kolaylaştırıyor. Apoptozisi arttırıyor. Bu önemli bir özellik. Çünkü bizi kanserden koruyan bir şey. Yaşlanmış, artık hata, defekt vermiş hücreleri vücut bir şekilde ortadan kaldırması gerekiyor. Ve bir yaşımız ilerledikçe bu daha yavaş oluyor. Ve kuvarcetin ve rutin dediğimiz maddeler bu özelliği barındıran maddeler ve vücuttan kolayca bunların atılmasını sağlıyor. Kronik prostat için kuvarcetin bitkisel olarak öneriyoruz. Onunla beraber başka seronel repans ya da salpametto gibi, likopen, ısırgan otu gibi maddeler de kullanılabiliyor kronik prostat için. Ama bu tedavinin bir parçasını oluşturuyor. Dediğim gibi mutlaka prostat masajı yapmak, şok dalgası tedavisi, nöral terapi ya da ozon tedavisi gibi ya da sistemik antibiyotik tedavileri gibi tedavileri de tedaviye eklemek gerektiğini düşünüyorum kronik prostatitte.